Peygamberler ve Sahabeler Şehri, Diyarbakır. Diyarbakır, 27 Mayıs 639'da Mekke'nin fethinin üzerinden 10 yıl geçmeden İslam toprağı olmuştur. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde İyaz bin Ganem komutasındaki İslam ordusu Bizans yönetiminde bulunan şehri 5 aylık bir kuşatmanın ardından fethetmiştir. Şehrin ve bölgenin sakinleri olan Kürtler, o tarihlerde kendi istekleriyle İslam'ı seçmişler ve 1071'de bölgenin Müslüman Kürtleri Sultan Alparslan'a 10 bin kişiyle destek vererek İslam'ın Anadolu'ya yayılmasına destek olmuşlardır. Fetih esnasında 40 kadar sahabe Diyarbakır'da şehit olmuştur. Fetihten sonra birçok sahabe Diyarbakır'da kalmıştır. Onların da burada vefat etmesiyle Diyarbakır 500'den fazla sahabeyi bağrına basmış bir şehir hüviyeti kazanır. Diyarbakır, İslam ordularının fethinden çok daha önce de peygamberlere ev sahipliği yapmış mübarek bir beldedir. Hazreti Zülküf, Hazreti Elyasa, Nebi Zennun, Hazreti Yunus, Nebi Hallak, Hazreti Danyal bu bölgede kabileleri olan peygamberlerdir. Hazreti Yunus ve Hazreti Zülküf peygamberlerin makamları da yine bu bölgededir. Allah'ın yardımı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetih müjdesi, Hazreti Ömer bin Hattab'ın kutlu emri, Halid bin Velid'in komutası, Süleyman bin Halid'in şehadeti surları aşıp Diyarbakır'a ulaşmıştır. Diyarbakır, 1374 yıldır ezanının hiç susmadığı ulu camisiyle mübarek bir şehirdir. Diyarbakır'ın fethi, Anadolu'nun İslamlaşması, İstanbul'un alınması ve İslam'ın Avrupa'ya taşınması yolunda ilk hamledir. Anadolu'da ve Avrupa'da İslam'ın tarihini Diyarbakır'dan başlatmayan her söz eksiktir. Diyarbakır, Hendek Savaşı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fethini müjdelediği bir şehirdir. Diyarbakır'ın fethindeki ruh, Eyüp el-Ensari'yi İstanbul surlarına taşıyan ruhtur. Diyarbakır'ın fethindeki ruh, Sultan Selahaddin'e Kudüs'ü Haçlıların elinden geri alma gayretini veren ruhtur. Diyarbakır'ın fethindeki ruh, Fatih Sultan Muhammed'e İstanbul'un fethi aşkını veren ruhtur. Diyarbakır'ın fethini ne Malazgirt Meydan Savaşı'ndan, ne İstanbul'un fethinden, ne de Çanakkale direnişinden ayrı tutabiliriz. Yeryüzünün ilk şehri Mekke, ilk binası Kabe'dir. Hem Mekke hem de Kabe, Hazreti Adem aleyhisselamla başlayıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar devam eden, hakkı üstün tutan tevhid inancının sembolleridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra İslam'ın kardeşlik ruhu yeryüzüne bir şehirden ötekine sessiz ve derinden kurulan kardeşlik bağlarıyla yayılmıştır. Kudüs Mekke'ye, Şam Kudüs'e, Bağdat Şam'a, Diyarbakır Bağdat'a, İstanbul Diyarbakır'a ve Saraybosna İstanbul'a bu bağlarla bağlanmıştır. Renkler ve ırklar bu kardeşliğe çeşnik atarken, yitirilen savaşlardan sonra aralara çizilen yapay sınırlar bu şehirlerin birbirini unutması bir yana sadece hasreti artırmıştır. Saraybosna İstanbul'dan, İstanbul Diyarbakır'dan, Diyarbakır Bağdat'tan, Bağdat Şam'dan, Şam Kudüs'ten ve Kudüs Mekke'den kopamaz. Bu ayrılık geçicidir.